Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Evet, bugün günlerden cuma. Bu videomu belki de bugün yayınlarım arkadaşlar. Çünkü gün belirttiğim zaman daha çok da yayınlamak istiyorum arkadaşlar. Hemen anında yayınlamak istiyorum. Evet arkadaşlar, kanalımızı bu prensesimizle açtık. Evet, karoton çiçeğim arkadaşlar. Yeğenimin dükkan açılışı vardı. Evet, çevre esnaflar hediye getirmişler. Karoton bitkisini de zaten çok istiyordum arkadaşlar. Benim yoktu maalesef. Ve Diffenbachia'da küçücük bir Diffenbachia'm var. Daha önceki takipçilerim çok iyi bilirler. Ve Diffenbachia getirmişler. Çok seviyorum çiçekleri diye yeğenim sağ olsun. Hem Diffenbachia hem de karoton bitkisini, çiçeğini bu prenseslere bana hediye etti sağ olsun. Evet, bunlar daha önce gelmişler. Ben yoktum burada. Anneme getirmiş yeğenim. Afyon'da bu arada. Ben Osmaniye'deydim. Gölge yere, oturma odasının penceresi fazla güneş almıyor. Orada gölge yere koyunca alt yapraklarını şöyle dökmüş. Normalde karoton bitkileri bol güneşi sever arkadaşlar. Evet, şöyle alt yapraklarını dökmüş. Az sonra da şu menekşe yapraklarına geleceğim arkadaşlar. Onun dibinde o ne işi var diyebilirsiniz ama az sonra anlatacağım. Evet, alt yapraklarını dökmüş ve çok da kötü olmuş. Ben yaklaşık geleli bir ay oldu. Bir aydan sonra benim bakımım altına girince bu prenses böyle yeni yeni yapraklar çıkardı. Tazecik yapraklar çıkardı. Şurada tazecik filizler çıkardı. Şurada. Evet, benim prensesim ablasının bakımını sevdi, hoşuna gitti. Ve bol güneş alan bir yere koydum. Bakımında sulamasını hemen yapraklarını yıkadım. Hiçbir çiçek tozu sevmez arkadaşlar. Birazcık hafif tozlanmış yaprakları durduğu yerde. Onları hemen yıkadım, bir duş aldırdım. Hemen bakımını yaptık ve zamanında sulamasını yaptık. Bol güneş alan yere koyduk. Derken böyle çok güzel oldu prensesim. Evet, Afyon'a geldim. Götürmesi çok zor oluyor. Özel arabayla da olsa da arkadaşlar baya bir zor oluyor çiçek götürmesi ama ben yine de duramıyorum. Burada gördüğüm güzelliklerden de almaya çalışıyorum. Ve hatta bir tane de kalonşa aldım. Daha gelmedi evime. Arkadaşıma tembihledim. Çiçek geriye dönük videoları eğer izlerseniz orada çiçek serasının videosunu çekmiştim bir pazar yerinde. Çay pazar yerinde. Aklımda kaldı. Geldikten sonra telefon açtım arkadaşıma. O çiçeği bana alıverir misin diye. Sağ olsun, o da aldı. Evet arkadaşlar, şöyle karatondan geçelim. Hemen dibindeki o menekşe yapraklarını anlatayım size. Ondan sonra diğer çiçeklerimize geçelim. Evet, buradaki menekşe yapraklarımız ne arıyor burada diyen olursa, hemen cevabı geldi. Ve bu menekşe yapraklarını ben buradaki tanıdığım arkadaşlarımdan alıyorum arkadaşlar. Burada dikecekti, ayrı ayrı saksılar dikemiyorum maalesef, öyle bir şansım yok. Ben çiçekleri götürecek götüremem diye bunların dibine, böyle toprağın dibine dikiyorum ki burada eve gittikten sonra orada yavru verirler. Yavru verdikten sonra saksılarını ayırırım arkadaşlar. Evet, buradaki kalonşomuz, bu prensesimiz hastalanmış. Annemin kalonşosuydu. Geriye dönük videolarımı da paylaştım. Takipçilerim bilir ama yeni takip eden arkadaşlar için söylüyorum. Bayağı bir hastalanmış, bakımını yaptık. Şöyle de gördüğünüz gibi bu filizlerin hepsini tamamen yeni çıkardı. Kurumak üzereydi. Ve bakımımız sayesinde, biraz da ilgimiz sayesinde hemen güzelleşti. Evet, şuradaki artık şu kart yaprağı da alacağım ben. Artık bu ona yük. Çünkü sararmaya başlamış ve kartlaşmış. Evet, bunu da aldık. Hemen şuradaki sarı yapraklarını da alalım. Çiçekler hangisi olursa olsun arkadaşlar bakımı, ilgiyi seviyorlar. Hemen fark edersiniz zaten. Onlar da size böyle teşekkür mabında yeni tomurcuklar ve yapraklar çıkartırlar. Ve buradaki karaton prensesimiz gibi. Çok güzel oldu. Çok da iştahlı. Çok iştahı yerinde duruyor. Hangi çiçek olursa olsun zaten yerini değiştiği zaman birazcık sarsılır arkadaşlar. O ortama kendini alıştırana kadar birazcık o ortamda sarsılır. Nasıl siz yeni bir eve gittiğinizde yatakta yatamıyorsanız, kendi yatağınızı arıyorsanız, onlar da öyle.
Dilinden anladıktan sonra çiçek bakımı çok kolay arkadaşlar. Evet, hemen geçelim şuradaki Diffenbachia prensesimize. Bir aydan beri baya baya kendini güzelleştirdi bu prensesimiz de. Geldiğimden beri ikinci yaprağını çıkartıyor. Şuradaki kocaman yaprağı çıkardı ve hemen ortasından yine böyle çok güzel prensesimiz yaprak çıkartıyor. Evet, tabii bunun alt kısmında da var çiçekler. Gördüğünüz gibi hemen şurada sardunya. Geriye dönük Ayşe teyzemizin çiçeklerinin videosunu çekmiştim arkadaşlar. Hatırlayan varsa geriye dönük videolarımda da izleyebilirsiniz. Yeni takip eden arkadaşlarım. Çok da güzel çiçekleri vardı. Balkonda, terasta olsun, evin içerisinde olsun. Sağ olsun çektim videosunu. Çok da güzel izlendi. Oradan almıştım. Ben ne yapayım? Götüremem. Böyle çiçeklerin alt topraklarına dikiyorum ki o eve gittikten sonra bunları yavaş yavaş böyle ayıracağım. Kendi saksılarını alacağım arkadaşlar. Evet, şurada hemen menekşe yaprağı var. Bu menekşe yaprağım ve şuradaki menekşe yaprağım kırıldı arkadaşlar. Ben şu menekşeyi, gül menekşeyi satın aldım. Buradaki pazar yerindeki çiçekçiden. Çok hoşuma gitti. Gül menekşe. Bundan bende yoktu. Mor menekşem çok arkadaşlar ama bu cinsinden yoktu. Gelirken kırılmış. İki tane yaprağı. Biri hemen kök kısmından kırılmış. Bir tanesi de sap kısmının hemen ucundan, hemen şöyle şuradan kırılmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sapı hiç yoktu ama tuttu. Yaklaşık bir aya yakın oldu. Evet, bir ay oldu. Yeni geldiğim ilk hafta gitmiştim pazara. Tuttu, tutmasa kururdu. Evet, şurada hemen Hovartiya var arkadaşlar. Yeğenimin kaktüsüydü. 3 tane kaktüs ve Hovartiya bir yan yanaydı. Çürümüş. Sadece orta göbeği kalmış. Aldım, temizledim ve buraya diktim. Eğer tutarsa benim olacak. Yeğenime tekrar dikerim. Ve şurada hemen gördüğünüz gibi şu prensesleri. Türkçe ismi kulak otu diye geçiyor arkadaşlar. Ben bunu komşumdan aldım. 2 tane. Şöyle hemen çevireyim. Evet. Sukulent arkadaşlar. Sempervium diye geçiyor. Sempervium diye geçiyor. Ve kulak otu diye de geçiyor. Bu şifalıymış arkadaşlar. Şifa niyetine kullanılıyormuş. Ama tabii ne derece doğru onu ben bilemiyorum. Tehlikeye de kendimizi atmayalım. Tam bilmediğimiz bilgiler için. Evet, yine bu güzelliklere, bu prensese gelelim. Dediğim gibi ben de bunu eve gittikten sonra şu kenarındaki o kart yaprakları alacağım arkadaşlar. Yaralı, bereli olan yaprakları alacağım. Üretmede kullanacağım. Bunlar hem üzerine görüntüyü bozmasın hem de üzerine yük olmasın. Evet, şunları alacağım. Bu yaprakları üretmede kullanacağım. Şimdi kullanamıyorum maalesef üretmede çünkü dediğim gibi götürmesi baya baya bir sorun oluyor. Evet, gelelim hemen bambumuza. Evet, burada bambumuz var. Çok istiyordum almayı. Osmaniye'de sanki marketlere gelmiyor mu? Geliyor. Alırdım aslında. Ama ben bunu Konya'da oğlumun yanına gitmiştim. Buraya gelirken oraya uğradım. 3-5 gün, 2-3 gün orada kaldım. Markete gittim, dayanamadım, aldım. Bambu. Bunların bakımlarını eve gittikten sonra, Osmaniye'ye evime gittikten sonra teker teker bakımlarını, nasıl durması, hangi durması gerektiğini, nasıl sulanır, nasıl bakılır, hangi su kullanılır, hangi ortamda durmalı, nasıl bakılmalı, bütün çiçeklerime teker teker arkadaşlar size yeniden bir video yapıp çekeceğim. Şimdilik sadece böyle gösteriyorum. Evet, gelelim hemen hemen şuradaki minicik saksımıza. Evet, buradaki o minicik saksımızdaki çiçeğimiz, şöyle çevireyim, sedum. Sedum cinsi bir sukulentnisi bir çiçek arkadaşlar.
Bunu ben dağda, burada Afyon'da dağ ormana gitmiştik. Kayanın üzerinde dikkatimi çekti. Minik minik yıldız yıldız çiçekleri var. Buraya diktim. Daha yeni yeni kendi ortamına alışıyor. Yaklaşık bir 15 gün falan oldu. Pikniğe gittik. Hatta o pikniğin de ben videosunu paylaşmıştım size. Geriye dönük videolarıma izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni takip eden arkadaşlarım. Evet. Oo, bakar mısınız? Tam video çekerken böyle şeyi çok seviyorum. Kelebek gelmişti ama yeniden gitti. Hemen şöyle göstereyim. Evet, sedum arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi şurada yeni yeni, evet, şurada yeni yeni filizler çıkartıyor. Durduğu ortama alışmaya başladı. Alt kısmında böyle hem toprağıyla ben alırken toprağa ve küçük küçük kaya parçaları da gelmişti. Ben toprağın içine saksıya öyle gömdüm. Ayırmadım. Ayırdıklarım da zaten birazcık sersemledi. Gördüğünüz gibi şurada ve şuradalar, şurada var. O ayırdıklarım birazcık sendeledi. Birazcık sarsıldı. Evet, bunlar da kendine gelmeye başladılar. Evet, sedum cinsi arkadaşlar. Mesela sukulentle beraber bir saksıya süsleme yaparsanız böyle minik minik de aracıklara iliştirebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Evet, daha yok mu? Var. Dikmedim. Sardunyalarım var. Arkadaşımdan, komşumdan aldım. Sardunyalarım var. Onları da dikeceğim. Onları da şöyle boş kalan saksı kenarlarına dikeceğim. Yapacak bir şey yok. Eve gider gitmez ayıracağım. Evet, karoton bitkisi arkadaşlar. Bu arada böyle sinekler de yoklamadan yapmıyor. Evet, karoton bitkisi arkadaşlar çok hassas diye biliniyor. Ama ortam ışığı, ışık ortamını ona göre uyum ayarlayabilirseniz, biraz gluk gluk diye birazcık şey yaptım. Kusura bakmayın. Şöyle düşünürken birazcık bazı kelimelerde insan şaşırıyor. Hele de böyle direkt videoya geçip de ay şunu mu konuşsam, bunu mu konuşsam diye bir planım yok arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla aklıma hangisi geliyorsa, yani hangi bilgiler geliyorsa bildiğim kadarıyla anlatıyorum. Normalde nasıl bir arkadaşım karşıma geçiyor, sohbet muhabbet ediyorum, ben kamerayı elime alırsam öyle yapıyorum. Yani ay dur şu hatayı yapmayayım, bu hatayı yapmayayım, dur şunu yapmayayım, bunu yapmayayım, şunu söylemeyeyim, şunu söyleyeyim diye bir planım yok maalesef. Hatta birkaç tane şey var geriye dönük videolarımda kamera arkası yapacağım. Ben normalde şöyle diyeyim, video tam çekerken, yeni başlarken bazı kelimeleri unuttum. Onları durdurup ve vazgeçiyordum, siliyordum, tekrar yeniden videoya başlıyordum. Dedim ki silmeyeyim ben bunları, birleştireyim, bir video yapayım. Kamera arkası olaraktan bir video yapayım. İnşallah güzel olur. Ben öyle düşündüm ama siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum arkadaşlar. Eğer güzel olur diyorsanız, istiyorsanız, istek üzerine öyle bir video yapabilirim. Kamera arkası videolar. Küçük küçük parçacıklar halinde birleştirip şöyle güzel bir video yapmak istiyorum. Ama çok güzel komik yerleri, komik anları var. Çünkü tamamen doğaçlama arkadaşlar. Ve ben o videoları videoyu kapatmadan önce bazen şımarıklıklar yapıyor kızımla beraber. Videoyu kapatıyoruz. Onları ben siliyordum. Silmedim. Birkaç tanesi duruyor. Evet arkadaşlar. Aboneliklerimiz tamamen ücretsizdir. Bazı arkadaşlarımız ücretli zannedip abone olmaktan çekiniyorlar. Kesinlikle hiç çekinmeden abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada zil butonunu da açık bulundurursanız bütün yeni yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Ve arkadaşlar elimde kameranın önünden şöyle bir geçti. Sinek var. Burası köy yeri olduğu için bazen olabiliyor. Böyle dışarıda balkonda video çekerken de bu sineklerden baya bir şey yapıyorum. Hani video çekmek için birazcık zorlanıyoruz arkadaşlar. Evet, hayvancılık çok olduğu için köyde ister istemez birkaç tane sinek olabiliyor ve videomuza da çıkabiliyor böyle.
Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir videom. Benim yeni prenseslerimi böyle göstereyim istedim. Ve böyle de boş kalan topraklarına da böyle kenarlarına da çiçek doldurduğumu göstereyim dedim size. Çünkü hepsini ayrı ayrı saksılara dikemem ve götüremem. Götüremezsem de üzülürüm, aklım burada kalır. Çünkü kış aylarında bayağı soğuk oluyor Afyon. İçeride çiçek muhafaza etmek çok zor oluyor. Anneme yük olacak bunlar. O yüzden hepsini götürmek istiyorum inşallah nasip olursa. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Allah'a emanet olun. Bol çiçekli günler inşallah. Rabbim kimseyi de şöyle menekşesiz yapmasın arkadaşlar. Rabbim sıkıntılardan, kederlerden, hastalıklardan uzak tutsun inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.